Mutlu günler, eğitim merkezine hoş geldiniz. Evet sevgili izleyicilerim, gençlerimiz, üniversite adayları artık gerçek üniversiteli olmak için üniversiteden önde kayıtlarını yaptırmak için koşturuyorlar. Ancak bu sırada hayır ben yurt dışında okuyacağım, üniversite yaşamını yurt dışında alacağım diyenler var. Ya da hayır ben üniversitede okuyorum, yurt dışında Amerika'yı tanımak istiyorum. Hem bir tatil hem de bir iş dünyasında çalışmak istiyorum. Hatta bir miktarda para kazanabilir miyim acaba diyen üniversiteli gençlerimiz var. İşte bugün bu gençlerimize hitap etmeye çalışacağız. Ve bu konuda hakikaten Türkiye'nin önde gelen isimlerinden bir dostum konuğum. Size değerli konuğumu tanıtıyorum. ERT Yurtdışı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Cem Arıtuluk. Sayın Arıtuluk hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ben üniversitede okuyan bir gencim. Ve Amerika'ya gitmek istiyorum. Param da fazla yok. Evet. Hem çalışacağım hem gezmek istiyorum. Kısacası bir program var. Work and Travel nedir hocam? Evet. Hocam Work and Travel programı gerçekten de üniversite öğrencileri için kocaman bir fırsat. Evet. 99 yılından beri uygulanıyor Türkiye'de. Bu programla üniversite öğrencileri yaz tatillerinde 3 ay süreyle Amerika'da çalışma, ikamet ve gezi fırsatı elde ediyorlar. Evet. Ve bu onlara bu üçünü de beraber yapma şansı tanıyor. Normalde turist vizesiyle giden birisi çalışamaz. Evet. Ya da sınırlı sürede orada kalabilir. Hı hı. Ya da eğitim almak için gittiğinizde de çalışamazsınız ya da gezme şansınız olmaz ama Work and Travel size hem çalışma imkanı sağlayıp belirli miktarda masraflarınızı finanse etme şansı tanıyor. Hem de gezme ve dolayısıyla bir macera yaşama şansı tanıyor. Macera yaşama diyorsunuz. Evet. Peki Sayın Arıtuluk, bu program kişiye neler kazandırır derken avantaj ve avantajlarını size sormak istiyorum. Dezavantajları var mı diyeceğim ama var mıdır bu dezavantajları? Bence yok. Yok. Bence avantajı yok. Nedir? Hocam bir kere ben her şeyden önce şunu söylüyorum. Kocaman bir fırsat. Her zaman yaşanmaz. Kaç defa Amerika'ya gidip 3 ay boyunca gezip tozabilirsiniz ki hayatınızda? Evet. Düşünün bakalım. Dolayısıyla bu gerçekten bu özellikle üniversite öğrencilerinin bir kere en azından yaşaması gereken bir fırsat. Ne gibi avantajları var? Bir sürü avantajı var. Bunların özetini toplayacak olursanız ben bu programı bir çeşit aşıya benzetiyorum. Öğrenciye bir sürü şeyi aynı anda yaşatıyor çünkü. Evet, karma aşı. Gibi. Bakın. Bu programla üniversite öğrencileri belki de hayatlarında ilk kez pasaport çıkartıyorlar. İlk defa belki de uçağa biniyor çoğu. Yurt dışına çıkıyor. İlk defa yurt dışına gidiyor. İlk defa bir patronları oluyor. Kendi başına gümrükten geçiyor. Evet, evet. Yani birçok şeyi kendi başına yapıyor. İşi oluyor, patronu oluyor, mesaisi oluyor. Bir maaşı oluyor. O kazandığı maaştan idare etmesi gereken bir giderler grubu oluyor. Ve başlı başına ayakta kalması gerekiyor. Ve bir macera yaşıyor. Evet. Bunun yanı sıra bu öğrenci orada okul hayatı boyunca karşısına defalarca farklı şekilde çıkan İngilizceyi orada bakalım ne kadar öğrenmiş olduğunu da görüyor. Görüyor. Kendini tartıyor. Tartıyor kendisini ve bunu pekiştirme, pratik etme, uygulama şansı buluyor ister istemez. Bunun yanı sıra bir sürü farklı ülkeden gelen farklı öğrencilerle tanışıyor. Bir arada oluyor. Bir arada oluyor. Sosyalleşiyor, vizyonu artıyor. O dünya yaşıyor, o kültürü yaşıyor, öğreniyor. Tabii ki ve 3 koca ay boyunca belki de hiç bu kadar daha önce ayrılmadığı ailesinden ayrı yaşıyor. Ve hayatı tanıyor ve ben en önemlisi olarak şunu söylüyorum. Work and Travel'a giden öğrenciler babalarının kıymetini daha iyi anlıyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten de kendi kazandıkları parayla ayakta kalmaya kendi kazandığı para çok tatlı olur. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Ancak sizin programın başta söylediğiniz gibi karma aşı ve esasında gence bir kendine güveni aşılıyor. Evet hocam. Bu çok önemli. Yani çok kendine güveni aşılıyor. Bu büyük bir avantaj ve farklılık olarak bana göre geliyor. Efendim öğrencilere okulda öğrendikleri İngilizceyi yaşayarak pratik etme, kullanma şansı veriliyor bu grupta. Yaptığımız çalışma bunu gösterdi. Peki programa katılmanın İngilizce geliştirmesine bir katkısı olacak mı? Tabii ki daha çok pratik anlamda söylüyorum. Hocam şüphesiz. Düşünün Amerika'da yaşıyorsunuz. Evet. Yürüdüğünüz sokakta karşınıza çıkan tabelalar bile size İngilizce konuşuyor. Basit alışverişinizi yapmak için bile şu ana kadar hiç kullanmadığınız o cümleleri
Kullanmak zorundasınız. Ben İngilizce öğretmeniyim bu arada ve bunun net olarak ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Dolayısıyla herkes ben çok iyi yazarım, çok iyi okurum vesaire ama iş pratiğe gelince gerçekten dizler titremeye başlar. Amerika işte öğrenciye bu noktada çok büyük destek veriyor. Aa evet ya ben konuşabiliyormuşum. Ben ya bir şeyler söyleyebiliyorum. Çok doğru olmasına gerek yok. Zaten Amerikalıların da mükemmel İngilizce konuşma iddiası yok. Evet. Ama öğrencilere bu programın verdiği en büyük desteklenen bir tanesi özgüven. İngilizce konuşabilme özgüveni. Ben konuşabiliyorum. Evet ben bunu yapabiliyorum. Çok iyi olmasa da muhteşem olmasam da evet ben bunu yapıyorum. Ben bir şey söyledim ve karşımdaki kişi beni anladı. Evet. Bu zaten her şeyin başlangıcı. Ondan sonra gelecek. Ama çok önemli bir nokta var. Burada bir beklenti boşluğu oluşuyor çünkü. Bu bir dil okulu, bir dil kursu, bir dil eğitimi amaçlı tüketilmiyor. Hocam bunu iyi açıklayın. Burası çok önemli. Çünkü bu önemli. Yani birçok öğrenci farklı duyumlarla, farklı beklentilerle Work and Travel'a katılıp İngilizcemi geliştireyim, hatta sınavı geçeyim vesaire gibi mantıklar. Yok tabii ki de. Bu bir gezi programı, bu bir macera programı ve İngilizce konuşulan bir macera programı. Dolayısıyla bu programa katılan öğrenciler İngilizcelerini kullanma, uygulama alanı bulacaklar. Ve bunu da tabii ki kendileri isterlerse yapacaklar. Burada çok önemli bir şey var. 5 tane arkadaş olarak Amerika'ya gidip de aynı yerde çalışıp aynı yerde yattıktan sonra İngilizce konuşma şansı da pek fazla kalmaz öğrenciler. O yüzden ben öğrencilerime hep söylüyorum. Mümkün olduğu kadar az kişi olarak gidin ve İngilizcenizi geliştirmek için yabancı arkadaşlar edinin. Tabii. Çünkü bu işin başka yolu yok. Yok. Konuşurken, çalışırken hep bunlar kullanacak ama dediğim gibi esas İngilizcenin geliştiği alan çalışırken değil daha çok sosyalleşilen alanlar olacak. Zaten yani işin içinde siz İngilizce öğretmezsiniz tabii bu işin kompetansı ama dil yaşanarak öğrenirsiniz. Evet. Siz eğer dilin ana dilin bulunduğu memleketteyseniz ite kaka bunu öğrenmek zorundasınız. Çok bir kere sokak dilini de bileceksiniz. Tabii ki iş dilini öğrenmek zorundasınız. Ama en önemlisini söylediniz. Ben yapıyorum ve daha iyisini yapacağım. İnsanı gerçek güvenine götürüyor. Bu çok önemli bir olay. Evet. Efendim öğrenciler ne tür işlere çalışabilirler? Ve de tabii şimdi burada bir ekonomik tablo var. Yani. Gençler şunu merak ediyor. Bir masraf yapacağız. Bir şeyler kazanıyor muyuz? Çünkü ya beni bağışlayın lütfen. Televizyonlarda biz izliyoruz yani böyle büyük büyük rakamlar kazanılmıyor gibi geliyor bana ama ne kazanabilirler? Hocam ne, bir kere nerelerde çalışırlar? Öğrenci ne harcarla başlayalım ne kazanacağıyla karşılaştıralım istersen. Öğrenci ne harcar ne kazanır ne, peki, ne yerde çalışabilir? Evet rakamları karşılaştıralım. Şimdi bakın her şeyden önce Work and Travel programını öğrencilerin çok büyük bir gider olarak görmeleri de hatalı. Evet. Hep söylediğimiz bir şey var. 3 ay boyunca Türkiye'de kalmanın da bir maliyeti var. Var tabii. Yani herkes bunu bir göz ardı ediyor. Sanki 3 ay boyunca Türkiye'de kalsa hiçbir geliri olmayacakmış gibi Work and Travel ile ilgili bütün giderleri ekstra olarak görüyor öğrenciler. Evet. Aslında değil. Ortalama olarak Türkiye'de öğrenciler günde 15 lira 20 lira civarında günlük para harcıyor. Tamam. Bunu da hesapladığınız zaman 180 günde 3 aylık süreçte Work and Travel'da harcadığınız para karşılığı çıkıyor zaten. Dolayısıyla ortalama olarak Work and Travel için öğrenciler $900 $1,400 arasında rakamlar ödüyorlar tercih ettikleri programa göre. Ve bu da 3 ayda Türkiye'de kalsalar da harcayacakları para. Yani ne oluyor? Bu öğrenciler uçak parasıyla Amerika'ya gidip 3 ay kalıyorlar aslında. Evet. Amerika'da öğrenciler sezonluk turistik işlerde çalışıyorlar. Ne diyor bu turistik? Vasıfsız işler. Vasıfsız. Hocam Amerika'da çok hızlı ve zengin bir iç turizm var. Amerika'da daha doğrusu dış turizmi pek fazla tercih etmiyor. Çünkü çok geniş bir alanda var. Seçenek çok fazla. Tabii. Dolayısıyla yaz döneminde özellikle Amerika'da hızlanan iç turizmle birlikte çok ciddi sezonluk iş gücü açığı ortaya çıkıyor. Evet. Ve Work and Travel öğrencileri ya da exchange öğrenciler bu açıklarda çok rahatlıkla iş bulabiliyorlar. Bunlar restoran işleri olabilir, otel işleri olabilir, eğlence parkları, su parkları olabilir ya da bunları destekleyen diğer yan sektörler olabilir ama sonuç olarak vasıf gerektirmeyen sezonluk turistik işler bunlar hep. Evet. Peki efendim burada sezonluk turistik işlerle çoğunlukla çalışıyor gençler. Belirli miktarda işte ücret kazanıyorlar. Dedik harçlıklarını çıkaracakları kadar ama 3 ay Amerika'da bir tatil ya da bir macera yaşama şansına sahipler. Kim bunlar ama? Üniversitede okuyan gençler. Evet. Bunun altını bir kere çizelim. Evet. Bence burada kriterler yerine doğru beklentiler ne olmalı? Ben onu size soruyorum. Yani. Çok önemli bir soru. Work and Travel programı çok doğru tüketilmesi gereken bir program. Çünkü çok hızlı bir şekilde popüler oldu Türkiye'de. Evet. Bakın
Çok kısaca hemen özetlemek gerekirse 99 yılıydı ilk 99. başladığında program Türkiye'den. Benim bildiğim kadarıyla 60-70 civarında bütün Türkiye'den öğrenci gitti. Ama bu o kadar hızlı bir popülariteyle yayıldı ki geçen yıl 10 bin öğrenci gitti Amerika'ya, Türkiye'ye. 70-80'den 10 yıl içerisinde 10 bine çıktı rakam. Evet, ve Türkiye dünyanın en büyük ikinci Work and Travel katılımcısı veren ülkesi haline geldi. Bu çok büyük bir oran. Çünkü çok büyük bir genç nüfusumuz var. Evet. İşte bu noktada tabii ki çok büyük bir oranda memnuniyet olmasa bu kadar büyük bir artış olmaz. Tabii. Ama bir kısım tabii ki de mutsuz olan, iyi deneyimler yaşamayan adaylar da oldular. Bunların en büyük sebebi doğru beklentilerle bu programa katılmamak oluyor. Bakın, Work and Travel programı bizim tanımımızla bir Work for Travel programıdır. Evet. Yani bir gezi yapmak istiyorsunuz, bir macera için katılıyorsunuz programa. Ama bunun için de paraya ihtiyacınız var. Evet. İşte bu program size o parayı da kazanma şansı veriyor. Evet. Dolayısıyla öğrenci Amerika'ya gittiğinde bir çalışma hakkına sahip olduğunu bildiği kadar bunun para kazanma, para biriktirme amaçlı bir program olmadığını da, bu programdaki çalışmanın, para kazanmanın oradaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğunu da kabullenmesi gerekiyor. Hocam onu bir daha tekrar eder misiniz? Bu çok önemli çünkü gençler bunu galiba biraz yanlış yorumluyorlar. Evet, maalesef. Work and Travel programına para kazanmak için katılınmamalıdır. Tamam. En büyük beklenti hatası burada oluşur. Work and Travel bir macera programıdır. Öğrencinin sırtına çantasını alıp Amerika'ya gezmeye gitmesi gerekir. Evet. Amaç bu olmalıdır. Evet. Bunun dışındaki her şey bunun süsüdür. Evet. Çalışma imkanın varsa nedir? Gezerken ihtiyacın nedir? Orada kaldığın süre içerisinde konaklaman, yemen, içmen, alışveriş için para kazanman içindir. Evet. Ama bu parayı biriktirip tasarruf edip Türkiye'ye dönmek için değil. Değil. Dilden beklemeleri gereken şeyleri söylemiştik. Nedir? İşte, bir daha tekrar. Yani pratik öğrenecek yani bu, tabii, bu kadar. Yani bunu bir dil kursu şeklinde anlamamak gerekiyor. Yani. Bunu bir pratik amaçlı görmeleri, bir fırsat olarak görmeleri gerekiyor öğrencilerin. Ve her şeyin ötesinde en önemli beklentilerden bir tanesi de bu programda her şeyin çok süper şekilde yolunda gitmesi gerektiği gibi bir beklenti olmaması gerekiyor. Çünkü bu programı ayakta tutan o kadar çok değişken var ki, bakın bu programın içerisinde adayın kendisi var. Evet. Sürekli değişkenlik yaratır, talepleri değiştirir, tercihleri değiştirir. Evet. Bir işveren var, o iş yerine çalışan başka insanlar var. Tabii. Oraya gitmesi için bir havayolu şirketi var, vize alması için bir konsolosluk var. Yani bakın bu kadar çok kişinin aynı anda doğru şeyi yapıyor olması gereken bir program ki çoğu zaman böyle olmaz. Dolayısıyla bu program içerisinde ufak tefek bazı hatalar, aksamalar bazı olabilir yani. Mutlaka olur. Doğrudur. Ve öğrencilerin bunlar için hazırlıklı olması ve hayatta da karşılaşabilecekleri bu sorunlarla birazcık baş edebilmeleri gerekiyor. Yani özetle bu program her şeyle muhteşem bir şekilde organize edilmiş bir tatil programı değil. Bu bir macera. Bir macera programı. Bir macera ve bir macerada bilinmeyenler mutlaka olmalıdır yani. Peki. Peki Sayın Arıtılık. Burada öğrenciler güvenli ve sorunsuz bir deneyim için neler yapmalı? Birincisi. Nelere dikkat etmeliler? Bu da çok önemli tabii. Evet. Çok önemli. Bir kere az önce bahsettiğimiz beklentiler boyutu çok önemli. Evet. Work and Travel'da sorun yaşamamanın bir numaralı kuralı programı doğru anlayıp yüksek beklentiler ve hatalı beklentilerle programa gitmemektir. Evet. Bunun dışında Work and Travel'da öğrencilerin bilinçli olmaları gerekiyor. Evet. Başvurdukları programın prosedürünü iyi bilmeleri, danışmanlık şirketlerinden bunu iyi öğrenmeleri gerekiyor ki biz ELT olarak bu öğrencilere bunu çok ciddi şekilde iyi vermeye çalışıyoruz. Ne yapmaları gerektiği, hangi aşamalardan geçiyor, vize aşamaları nasıl oluyor, katılım aşamaları nasıl oluyor. Bunun dışında öğrencilerin araştırmacı olmaları gerekiyor. Ama araştırmacı olurken de takıntılı olmamaları gerekiyor. Belli eyaletler, belli şehirler, belli işler birazcık daha geniş bir perspektifle bakıp bunu gerçekten de bir eğlence, bir macera olarak görebilmeleri, sonuç olarak birazcık macera ruhunu korumaları gerekiyor. Evet. Onun dışında hiçbir sorunları olmayacak. Tek önemli şey bu. Ayrıca öğrencilerin bir işe yerleşme aşamaları söz konusu. İşe yerleşme ya da buradayken bir iş tercih etmeleri durumunda mutlaka gitmeden önce
işverenleriyle iletişim kurmaları. Ben geliyorum. Şu gün şu tarihte oradayım diye teyit almaları, teyit vermeleri çok önemli. Abi çok önemli tabii. Çünkü maalesef her sene duyuyoruz, görüyoruz. Oraya gittiği zaman işsiz kalan, işini bulamayan vesaire bir sürü farklı. Abi bunlar işvereni bir teyit etmemişler. Ben oraya geldim diyen gençler bunun olmalı. Bir sürü farklı versiyonu var tabii ki ama en büyük gerekçe budur. Yani ben oraya gittim ve işveren beni almadı. Ben görmedim. Böyle bir iş yok. Ya ve sorduğunuz zaman gitmeden önce aradın mı bu işvereni diye? Yok. Genelde cevap gelmiyor. Dolayısıyla en önemli noktalardan bir tanesi budur. Gitmeden önce sponsor kuruluş ve işverenle mutlaka iletişim kurulmalı, evet, ve teyit alınmalıdır. Peki Sayın Hocam, şimdi bu programa biz biliyoruz, üniversitede okuyan gençler katılabiliyor. Başka üniversitede okumanın dışında başka şartlar aranır mı burada? Yani siz herhangi bir şart arıyor musunuz? Örneğin ben üniversitede okuyan bir gencim ve sizin bu programa katılmak istiyorum. Benden başka bir şey istiyor musunuz? Hocam, programa katılım için öğrencinin 4 yıllık örgün eğitim veren bir üniversitede öğrenci olması gerekiyor. Ya da örgün eğitimde olacak. Örgün eğitimde olacak. Ya açık öğretim fakültesi olmuyor. Maalesef açık öğretim olmuyor. Yani. Bu bir vize şartı. Bu bizim şartımız değil. Konsolosun vize şartları arasında öğrencinin 4 yıllık örgün eğitimde olması gerekiyor. Ve başarılı bir öğrenci olması gerekiyor. Yani o da şart. Evet. Akademik not ortalamasının 2.0'ın üstünde olması gerekiyor. Tamam. Dolayısıyla çünkü öğrencinin okumaya niyetli, meyilli bir öğrenci olduğunu görmek istiyorlar. Bu da mantıklı bir yaklaşım. Bunun dışında bir şart yok hocam. Herkes katılabiliyor bu şartları taşıyan. Çok geniş bir yelpaze. Peki hemen buradan biraz daha yol açmak istiyorum. Gençlere bu konuyu daha iyi anlayabilmeleri için. Şimdi sevgili üniversitede okuyan gençler, eğer bu programı düşünüyorsanız lütfen soracağım soruya çok dikkat edin. Çünkü cevap çok önemli. Programa başvuru ve katılım aşamasında nelere dikkat edilmesi lazım? Kısacası hocam, bu işin püf noktaları nelerdir? Evet. Hocam, en önemli şey tabii ki öğrenciler programa katılırken bir şirket seçimi yapıyorlar. Evet. Nereye gideceklerini. Çünkü bu işi yapan yani 100'den fazla şirket oldu Türkiye'de. İyileri kötüleri. Bu da geniş anlatım. Bu püf noktası çok önemli. Geniş. Dolayısıyla her şeyin başı kendine uygun bir şirket seçimiyle başlıyor. Şirket seçimi yaparken bu şirketlerin iyi araştırmaları, bu şirketlerin isimleri nedir? Kuruluşları nedir? Portföyleri nedir? Ne kadar süredir bunu yapmışlar? Bu çok önemli. Çünkü bunları mesela nasıl araştırabilir bir genç? Nereden araştırabilir? Hocam yani zaten araştırmaya başladığı zaman internetten çıkar, karşısına birçok yerden çıkar. Belli başlı markalar zaten ortaya gözükür. Onun ticaret dışında, odalarından çıkabilir. Her yerden çıkabilir. Eğitim kurumu olduğuna göre eğitim derneklerinden çıkar. Her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de bu sektörde de korsan şirketler ve korsan kişiler var. Ya, yanlış ki, yönlendirmeler tabii yapıyorlar. Tabii ki her sepetteki yumurtanın içerisinde çürük çıkacaktır. Bu doğal. Maalesef. Maalesef. Dolayısıyla bu noktada dikkatli olsunlar. Onun dışında beklentilerinde çok dikkatli olacaklar. Kulaktan dolmaya şurada şu iş varmış, burada bu eyalette şunlar iyiymiş. Yani çok kişi çok şey söylüyor bu programda. Ama çok da fazla bunlara bakmamak lazım. Evet. Birazcık programa genel olarak bakmak, Amerika haritasını bir genel bütün olarak görmek lazım. Evet. Ve programa tekrar söylüyorum, çok önemli. Bir işveren, bir çalışma söz konusu çünkü. Gitmeden önce işverenlerle mutlaka tanışabilmeleri şart. Görüşmeleri şart. Biz ELT olarak bizim en büyük farkımız budur. Biz bütün öğrencilerimizi işverenleriyle muhatap ederiz, görüştürürüz, konuştururuz. Dolayısıyla bu çok büyük bir güvencedir. Peki ben bir şey sorayım. Burada öğrenci bütün bu olaylara gerçekleştirdikten sonra işte yurt dışına gidiyor, kendi başına gider. Evet. Kendi başına gidiyor değil mi? Peki diyelim ki Amerika'ya geldi. Amerika'da yine kendi başına mı işvereniyle diyalog kurar? Ya böyle midir bunun sistemi? Genellikle böyledir. zaten işverenler biz ELT olarak bizim yaptığımız uygulamadan bahsediyoruz. Çünkü herkesin farklı uygulaması olabilir ama biz öğrencilerin varış tarihlerini işverenlere bildiriyoruz. Siz bildiriyorsunuz. Evet. Peki. Dolayısıyla işverenler bekliyorlar o tarihlerde öğrencileri. Siz bilgilendirme yapıyorsunuz. Aynen ciddi öyle. Bir kurum olarak. Aynen öyle. Evet, sevgili izleyiciler, şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra bu güzel sohbete devam edeceğiz. Ekol Yayınları'nın sunduğu Sait Gürsoy'la Başarıya Doğru devam edecek. Geç
Geçen yıl tam 3 ton kömür yaktım. Hiç ama hiç ısınamadım. Sordum soruşturdum. Yalıtım yaptır dediler. İzoder'e gittim. Şekerbank Eko Kredi'yi öğrendim. Evime yalıtım yaptırdım. Bütün mahalle sordu. Nereden bu değirmenin suyu diye. Şekerbank Eko Kredi dedim. Bir yıllık kredi aldım. Hiç faiz ödemedim. Hem ısındım hem tasarruf yaptım. Tasarrufa uzat elini Türkiye. Küpü çay. Evet, yanına şeker geldi. Hemen arkasından simit peynir ve zeytin takip ediyor. Şimdi börek geldi. Arkasından kek çıktı. Durduramıyoruz sayın seyirciler. Kahvaltılıklar, pide ve beklenen oldu. Ramazan sofrası doldu. Ahmet Bey geldi. Hanımı da geldi. O da bal küpü çay koydu. Şimdi annesi geldi. Biraderi, kuzeni, babası, dedesi. Böyle misafirlik görülmedi. Bal küpü çay kalitesini duyan geliyor. İşte komşuları, asker arkadaşı, patronu, ofis arkadaşı. Size özel harmanıyla her pakette aynı lezzet. Bal küpü çay. Duyan geliyor, içen seviyor. Doğalız, farklıyız. Çünkü Dermokiliz. Dermokil, kilden gelen güzellik. Sıcak paranın dolaştığı canlı bir ekonomi için sıcacık bir simit alın. Siz simit alırsanız simitçi kazanır. Fırın da kazanır. Fırına un satan toptancının işi yürür. Unu yapan üreticinin değirmeni döner. Sonuçta memleket kazanır. Krizin etkileri bayatlar gider. Çıtır çıtır sıcacık parayla dönen ekonomi için durmayın. Siz de gevrek bir simit alın. Çekinmeyin. Alın, verin, ekonomiye can verin. Simit! Sıcak simit! Gevrek! Doğalız, farklıyız. Çünkü Dermokiliz. Dermokil, kilden gelen güzellik. Yıllardır mutfaklarınızda. Orkide. Sağlıkla, güvenle. Doğalız, farklıyız. Çünkü Dermokiliz. Dermokil, kilden gelen güzellik. Diyes Damat'tan 5 liraya gömlek kampanyası. Diyes Damat. 5. 100 liralık alışverişe Gold'dan 50 lira hediye. Bu Ramazan ister gıda, ister akaryakıt alışverişi yap, 4 puanları kap. İnsan hayattan ne ister? Sevgi dolu bir yuva, huzurlu bir uyku, iyi bir kazanç. Biz bunların hepsini tek bir tuğladan başlayarak gerçekleştiriyoruz. FİYAKA evlerinin mimarı. FİYAPI, herkes için kaliteli yaşam. Ekol Yayınları'nın sunduğu Sait Gülsoy'la Başarıya Doğru devam ediyor. Evet Sayın Cem Arutuluk, sizin broşürlerinizi de gördük. Bu Elton kelimesi geçiyor. Ne anlama geliyor bu? Hocam, Elton eletenin tercih edilmesindeki en büyük sebeplerden birisi. Hı hı. Biz bütün Work and Travel süreçlerini öğrencilerimize online bir platform üzerinden veriyoruz. Evet. Dolayısıyla hiç kimsenin hiçbir süreç aşamasında ofise gelmesine gerek kalmıyor. Öğrencilerimiz bütün iş listelerini online olarak görüp oradan tercihlerini yapabiliyorlar. Bütün işlemleri çok rahat ve pratik bir şekilde ve güvenli olarak yapılıyor. Bu sistemin adı Elton. Elete.com.tr'den öğrenciler çok rahatlıkla ulaşabilirler. Yani bu avantajları öğrencilere sağlıyoruz. Bu çok büyük bir kalite sağlıyor hocam hizmette. Peki. Evet, EYT Yurt Dışı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Cem Arutul'a programa katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerim, tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.